Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yapıtlarına Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu ve Fatih Harbiye adlı yapıtlarıyla devam ediyoruz. Evet, eserimiz 9. Hariciye Koğuşu. Yazarımız Peyami Safa. Yapıt psikolojik romandır. Roman kahramanının adı yoktur. Kahramanın hastalığı yazarın çocukluğunda geçirdiği hastalığa benzediğinden roman otobiyografik bir nitelik göstermektedir. 15 yaşındaki çocuğun kemik hastalığından ayağının kesilmesi gerekmektedir. İyi bakılırsa yavaş yavaş iyileşecektir. Ancak çocuk yoksuldur. Akrabaları olan bir paşa onu evine alır. Bir süre sonra hasta paşanın kızı Nusret'e aşık olur. Ancak Nusret bir doktorla evlenecektir. Delikanlı buna çok üzülür. Hastalığı ilerler. Evden kaçıp hastaneye yatar. İyileşip hastaneden çıkınca Nusret'in o zengin doktorla evlendiğini duyar. Evet, eserimiz Fatih Harbiye, yazarımız Peyami Safa. Neriman'la Şinasi çocukluk arkadaşlarıdır. Tanıdıkları ilk karşı cins birbirleridir. İlk başta ikisi de birbirlerini seviyorlardı. Okula beraber gidip geliyorlardı. Üniversitede bile beraberdiler. Neriman'ın babası Faiz Bey'dir ve Şinasi'yi de çok sevmektedir. Bazı geceler Faiz Bey'in evinde saz çalarlar ve sohbet ederlerdi. Herkes bir gün Şinasi ile Neriman'ın evleneceğini düşünüyordu. Giderek Neriman Şinasi'den soğumaya başladı. Neriman oturduğu mevki olan Fatih'i sevmemektedir. Çünkü Fatih doğuyu, gelişmemişliği ve eskiyi temsil ediyordu. Oturduğu mahalle çok eskiydi. Evler de virane gibiydi. Bir gün Macit denen yakışıklı, zengin ve kibar birisiyle tanışır. Macit Harbiye'de oturuyordu. Harbiye gelişmişliği ve batıyı simgeliyordu. Macit'le birkaç sefer Şinasi'den habersiz buluşurlar. Bir gün Macit Neriman'a balo davetiyesi verir ve baloya davet eder. Neriman baloya gitmeyi çok istemektedir. Ama gitmek için babasının iznini almak zorundadır. Tam babasına söyleyecekken babası ona Şinasi ile evlenmesini teklif eder. Hemen reddetmez ve 2-3 ay süre ister. Ve baloya Şinasi ile gitmesi koşuluyla izin alır. Elbise için vitrinleri gezmeye çıktığında dayısının kızlarına uğrar. Çünkü dayısının kızları bu işlerde oldukça deneyimlilerdir. Eve gittiğinde bir kadının ağlamaktan harap olduğunu görür ve nedenini sorar. Nedeni kızın intiharıdır. Kızı Rus gitariste aşık olmuştur. İkisi de başta çok mutlulardır ve birbirlerini çok sevmektedirler. Ancak çok sefil bir hayat sürmektedirler. Bu da kıza tak etmiştir. Günün birinde zengin bir adamla tanışan kız genci terk eder ve adamla yaşamaya başlar. Artık balolara gidebilmekte ve her istediğini yapabilmektedir. Ancak gerçek mutluluğu bulamamaktadır. Tahsil görmüş bir kız olduğundan hakiki güzelliği aramaktadır. Musiki, mutalaa ve samimiyet. Rus gencinde bunları bulabiliyordu. Ancak zengin adamda bunları bulamamaktadır. Sonunda gence dönmeye karar verir ve aramaya başlar. Büyük uğraşlar sonucu bulur ama genç kabul etmez.
Kız bunun verdiği üzüntüyle eve gider ve tabanca ile kendini öldürür. Hikayeden çok etkilenen Neriman evden izin alarak ayrılır. Kendi evine gelir ve babasına artık baloya gitmek istemediğini ve Şinasi ile evlenmeyi kabul ettiğini söyler. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.